İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Küresel ısınma Batı Ermenistan'ın ekosistemini de etkiliyor. Armat Mühendislik Laboratuvarları ağının genişletilmesi konusu Artsakh'ta ele alındı. Rus barış güçleri Artsakh'taki ateşkesin uygulanmasını izlemeye devam ediyor. Sünik ve Geharkunik bölgesindeki 40 köy ve şehre sınır statüsü verilecek. Irak'ın kuzeyinde Türk kuvvetleri ve Kürt özgürlük militanları arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Batı Ermenistan'ın Dikranagert, Diyarbakır'daki surlarla çıkılmasını engellemek için önlemler alınıyor. Saru Saroyan, sonuç veren yöneticilere ihtiyacımız var. Batı Ermenistan'daki küresel ısınma daha çok son iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, yaban hayatının bazı türlerinin davranışlarındaki değişiklikler ile hissediliyor. Batı Ermenistan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kırsal kesimlerde sürüngenlerin kış uykusundan erken uyanmasına neden oldu. Bu da türlerin küresel ısınmadan dolayı üreme dönemlerinin değişeceğini ve olumsuz olarak etkilenebileceklerini göstermektedir. Batı Ermenistan'da son günlerde mevsim normallerinin üstünde bazı sıcaklıklar görülmektedir. Bu sıcaklıkların etkisiyle soğukkanlı hayvanlar grubundan olan kertenkele ve yılanların aktifleştiğini gözlemliyoruz. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı tarafından bildirildiğine göre, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harkunyan, proje yöneticisi Setrak Vartanyan Başkanlığındaki Armat Mühendislik Laboratuvarları Programı'nın üyelerini 10 Şubat'ta makamında kabul etti. Devlet Başkanı, Armat Mühendislik Laboratuvarlarının Artsakh'ta teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasında, genç nesillerin entelektüel becerilerinin geliştirilmesinde ve modern mesleki becerilerin kazanılmasındaki rolüne övgüde bulunarak son yıllarda kurulan işbirliğinin sürekli olmasını umduğunu ifade etti. Toplantıda Artsakh'ta Armat Mühendislik Laboratuvarları ağının genişletilmesi, bir dizi yeni eğitim programlarının ve girişimlerinin uygulanması ile ilgili konular ele alındı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Rus barış güçleri Artsakh bölgesinde görev yapmaya devam ediyor. 27 kontrol noktasında Rus barış güçleri gün boyunca durumu kontrol edecek ve ateşkesin uygulanmasını izleyecek. Ateşkes rejimi tüm temas hattı boyunca sürdürülecek. Rus barış güçleri sivil trafiğin güvenliğini ve vatandaşların araçlarının, onların gidiş gelişlerinin, gıda ve diğer yüklerin Laçin koridorundan geçmesini sağlayacak. 14 Kasım 2020 itibariyle 52.145 kişi Artsakh'taki eski ikamet yerlerine geri döndü. Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Mesrop Arakelyan, milletvekillerinin sorularını yanıtladığı bugünkü parlamento oturumunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik ve Geharkunik bölgesindeki 40 köy ve şehre daha sınıra yakın statüsü verileceğini ifade etti. Ona göre sonuç olarak bu tür yerleşim yerlerinin listesi neredeyse ikiye katlanacak. Arakelyan, buradaki vatandaşlar sınır köylerinin tüm avantajlarından yararlanacak. Gaz faturalarının ve elektriğin bir kısmı yardım programı kapsamında geri ödenecek. Elektriği olan ancak gazı olmayan ailelere 180 metreküp gaz tüketimine tekabül eden kilowatt saatlik ekstra tazminat ödenecek dedi. Türk Hava Kuvvetleri Kuzey Irak Kürt Özerk bölgesindeki Dohuk ilinin Gare bölgesini bombaladı. Edinilen bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri'nin gece saldırısı savaş uçakları ve Kobra adlı saldırı helikopterleri ile başladı. Türk Hava Kuvvetleri daha sonra Gare yakınlarındaki Siyane bölgesine asker indirdi. Helikopterler Kürt özgürlük militanlarının silahlı cevabının ardından Gare bölgesini terk etmek zorunda kaldı. Bir Kürt kaynağı göre Kürt militanlarla Türk güçleri arasındaki sıcak çatışmalar şimdi de devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki 5000 yıllık ve 5 kilometre uzunluğundaki surlar, üzerinde fotoğraf çekmek isteğiyle zaman zaman ölümlerle sonuçlanan düşme vakalarıyla gündeme geliyor. Yüksekliği 10 ile 12 metre arasında değişen surlara çıkılmasını önlemek amacıyla Dikranagert Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce uyarı tabelaları asılırken merdivenler de demir çitlerle çevrildi. Bu önlemlere rağmen demir çitler kesilerek ve kırılarak surlara çıkılmaya devam edilmesi üzerine merdiven girişleri bu kez saç bariyerlerle kapatıldı.
Bu engeller elbette sadece surların altında fotoğraf çekerek tatmin olması gereken ziyaretçilerin hoşuna gitmiyor. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenya TV'de siyaset bilimcisi Saro Saroyan, acil çözüm gerektiren sorunlara atıfta bulunarak Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki mevcut siyasi durumu analiz etti. Ermeni düşünce tarzı ve kamu yönetimi sistemine verilen talimatların etkinliği hakkında konuştu. Saroyan, hayal etmemeli, sadece harekete geçmeliyiz. Halkın bir rüya ile yaşaması doğaldır. Ancak iktidarın buna hakkı yoktur, pragmatik ve pratik olması gerekir, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayren adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lentup U Ganaç Derev adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.